Yani işte değerli kardeşlerim, yani burada en iyi bura. En iyi bura başka. Biz çok köy gezdim. Yani şuraya baksana, hep bu güzelim buğday. Yani şu anda 1'e 15 vermesi başak gereken, başak vermesi gereken buğday tamamen yani yağmur nedeniyle, sel nedeniyle çökmüş. İçilecek halde değil. Yani bütün köyleri gezdik yaklaşık mesela. Köylü perişan oldu. Birçok alanda. Her taraf öyle. Ben 800 dönüm yer ekmişim hep aynı. Mazot olmuş 35-38 bin lira. Ondan sonra gübre olmuş 20 bin lira. Nasıl yapacağız? Nasıl? Bir işçi olmuş 1000 lira. Nasıl ekeceğiz? Nasıl bir toplayacağız? Bunları nasıl yapacağız onu da bilmiyoruz biz. Çaresizlik yani. Peki bu konuda akşamdan bu tarafa yağan selden dolayı İl Afet Müdürlüğü... Hiç kimse bize merhaba dememiş. Hiç kimse gelmemiş. Hiç kimse. İlk kez siz geliyorsunuz. Sizi gördük. Kimseyi görmedik biz. Tarla yok hiç tarla. Tarla yok oldu gitti. Bu tarla biçilmez. Hep çürümüş gitmiş. Çürüyecek bu hepsi. Yerde çürüyecek. Tarla ne olacak tarla? Abi nasıl biçilecek bu tarla? Biçilme bile ne biçimciler. Bu tarla nereye biçilecek? Sırpancılar. Ne hiçbir şey biçmez ki bunu. Araşçılar hiç kimse. Tarla öldü gitti. Hayvan yerse belki hayvan yerse. Hayvandan yer üstüne şeyini alacak, şeye kalacak evet, altı. Evet. Yani hiçbir şey olacağı yok bunlar. Ne olacak abi bunlar? Köylü herkes perişan. Hepimiz öyleyiz. Herkesin ki hani bütün tarlaların hepsini gez tek tek aynı. Biz çok yerceğiz. Hiçbir şey yok. Biz hepimiz teri perişan olduk yani. Biz de rızkımız bu. Yaptığımız iş bu. Onu da yapamayacağız abi. O da bitti. Peki şey olarak yani hükümetten beklentiniz nedir? Yani ne yapmak lazım? Abi burada? Hükümet bize bir destek versin. Gelsin baksınlar. Gelsin görsünler. Köylünün halini görsünler. Çiftçinin halini görsünler. Millet ne yapıyor? Nasıl yaşıyor? Nasıl ediyor? Evet. Bir şey yok ki ortada. Mazot 35-36 lira. 36 lira abi. Evet. Bir ton mazot, her bir traktör günde 5 milyarlık şey yakıyor. Mazot yakıyor abi. Nasıl yapacağız bunları? Yani kısaca diyorsun ki ben ektiğimle... Hiç karşılayamıyorum. Zarar ediyorum ha. Zarar ediyorum. Ben zarar ediyorum bir ha. Bir de ektiğini tamamen hebe... Yani, bu sene de yani, Allah vermişti, onu da aldı. Afet onu da aldı. Evet. Bu ne sene bir şap hastalığı da girdi hayvana. Bütün hayvan da kırdı. 12, benim 8 tane danam öldü. 3 tane ineğim öldü. Bölgenin tamamında bu var. Yani hiçbiri de bir gün gelip demedi ki bu vatandaş, bu çiftçi, bu hayvancı ne yapıyor? Çeşitli köylerimizde dün akşam yağan yağmur sebebiyle oluşan sellerden kaynaklı çok olumsuz bir köylülerimiz adına üzüntü verici bir durum yaşanmış. Selden dolayı vatandaşımızın ektiği ürünlerin birçoğu şu anda yere serilmiş. Ekilen bütün ürünler perişan olmuş, artık biçilemeyecek durumda. Köylülerimiz gerçekten çok mağdur. Zaten kısa süreli iklimsel bölgede bir kere alınan ürünün biçilme süresi de geldiği bir noktada böyle bir afetle karşılaşılması durumunda köylülerimizin hayatını olumsuz yönde etkileyen bu selin yarattığı olumsuzluğu cidden içler acısı bir durumda. Vatandaş 35 liraya mazot alıyor. Yani 25-30 liraya gübrenin tonunu alıyor. Ektiğiyle biçeceği ürün arasında çok önemli fiyat farkları var. Hükümetin tespit ettiği fiyat farkları bu ürünlerin karşılanmasına yetecek miktarda olmadığı gibi, yani toprak mahsulleri ya da diğer kooperatifler henüz ürünleri almış değil. Bu konuda hükümet kendi üzerine düşen görevi de yerine getirmiş değil. Daha kısa süre önce köylerimizde devam eden şap hastalığının çok ciddi hayvan teleflerine sebep olup köylerimizi mağdur ettiği gibi, dün yaşanan bu selden dolayı da ilimizin merkez köylerinde, yani tespit ettiğimiz köylerin, ben size birlikte gezdiği isimlerini vereyim. Hacı Halil köyümüzde, Karagale köyümüzde, Ataköy'de, Azat'ta, Gelirli köyümüzde, şu anda Gelirli köyündeyiz. Karacören'de, Akbaba'da ve Gurudere'nin Çukur köylerinin birçoğunda çok ciddi hasarlar var. Yine vatandaştan aldığımız ve ilgilendiğimiz köylerimizdeki Sarıkamış'ta çok ciddi bir dolunun olduğu, doludan kaynaklanan bir felaketin oluştuğu, Selim ilçemizde meydana gelen yağış ve doludan da yine gelin alan Büyükdere ve Karaçay köyü selden çok etkilendiği, ayrıca Cavlak, Kırkpınar, Akpınar, Büyükçoluklu, Büyükdere, Yeşiltepe, Yamaçlı, Çeçeş, Tozluca'da dolu nedeniyle ciddi hasarlar oluştuğu görülmektedir. Bunların tamamını yerinde inceledik. Gerçekten çok acı verici bir durum köylülerimiz adına. Biz çok acil bir eylem planının oluşturulmasını Sayın İl Valiliğimizden talep ediyoruz. Sayın İl Valiliğimiz Başkanlığında İl Tarım Müdürlüğümüzün,
İl Özel İdare'nin, Devlet Su İşleri'nin ve ilgili Afet Kurumu Koordinasyon Merkezi'nin bir acil eylem planı oluşturarak vatandaşımızın ÇKS'ye kayıtlı olan ya da olmayan tamamını ekili arazilerin bütünündeki hasarların tespiti konusunda bir an önce köylülerimize yardımcı olmaları gerekmektedir. Köylülerimizin mağduriyetinin önlenmesi konusunda il milletvekillerimizden de yararlanan parlamentoya grubu bulunan siyasi parti temsilcilerin, bizim Kars milletvekillerimizin de girişimde bulunarak oluşturulan heyetle Kars'ın afet kapsamına alınmasıyla ilgili acilen çalışmaların başlatılmasını biz buradan talep ediyoruz. Aksi takdirde köylülerimiz gerçekten çok mağdur. Önümüzde 2 ay sonra kış mevsiminin yaklaşması da dikkate alınırsa vatandaş evine, bırak hayvanını beslemeye, evine götüreceği bir avuç unu bile olmayacak. Çok önemli bir mağduriyet yaşamaktayız. Vatandaşlarımız adına buradan yine hükümetimizin yetkililerine seslenmek istiyorum. Yani İl Afet Kurulu'nun, valiliğimizin, İl Tarım Müdürlüğümüzün, tarım ve hayvancılık alanında köylerimizin bölgemizde yaşanan afet nedeniyle mağduriyetlerin giderilmesini elzem ve acilen milletvekillerimizin de desteğini alarak hükümetin ilgili birimlerinde acil bir eylem planı şeklinde değerlendirerek vatandaşlarımıza yardımcı olunmaları.